Are you ready for the party? Bugün Antep'e gidiyoruz. Antep'te yemek yiyeceğiz. Antep kol. Bu arada bizim geleneksel oldu artık. Antep'teki arkadaşları bir ziyaret etmeye gidiyoruz. Üçüncü geleneksel Antep. Sağolsun arkadaşlar ilgileniyorlar bizlerle. Biz de takılıyoruz. Oranın yani. Bir özelliği var ekstra. Neydi abi o özellik? Ekstra dünyanın en güzel üçüncü, dördüncü mutfağı falan var orada. Abi bir gün boyunca sahura kadar yemek yediriyorlar. Kaçırdın bak. Sahura kadar bilmiyorum. Şimdi Ozan seninleyiz abi. Nereye gidiyoruz? Abi seni söylemen lazım be. Abi biz Antep'e gidiyoruz. İlk defa gidiyorum. Çok övdüler. Çok mübarek bir yer demediler. Yemeklerini övdüler. Acıktık yani sahur yapmamayı düşünüyorduk. Vallahi ben sahurda az yedim. Ama gerçekten söylüyorum. Antep'e yolunuz düşerse demiyorum bakın. Güney'e herhangi bir yere inin uçaktan Antep'te bir yemek yiyin. Mutlaka. Çok önemli. Bakın uçak inmedi. Ne yapacaksınız? Korsanlar. Uçağa indirteceksiniz adamı. Anlatabildim mi? Ondan sonra zorunlu inişten dolayı da bir yemek yiyeceksiniz. Sonra yolunuza devam edersiniz. Başkanım. Çekmeyin kardeşim. Çekmeyin ya. İzburun şeyini. Kapat kardeşim. Yakın arkadaşlarımdan. Mehmet Yıldız geldi. Hocam hoş geldiniz. Hocam Antep hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu rivayetler. Şöyle anlatayım. Ben ilk başta akşam namazını kılıyorum. Su bile içmiyorum. Sabah namazına kadar devamlı yemek yiyoruz. Yani 4 kilomuz var Allah'ın izniyle. Vermiştik ama geri alacağız. Öyle görünüyor. Konuşmak istiyorum ama şekerim düşüyor yemekleri. Evet içmiyorum. Farkındayım aşağı. Mehmet abi. Antep'te dikkatini çeken. Yuvalamam. Direkt. Yuvalamam. Başka abi. Yuvalamam. Üçüncüsü. 4. Yuvalama. Vay. Yuvalama. 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 Yuvalamanın özelliği var değil mi? Yuvaya yatırıyorsun. Ozan doğru mu anlatıyor yoksa biraz sıkıyor gibi? Abi sıkma bile değil. Bu üst seviye. Sıkma dediğin bir yemek. Abi kapatmam lazım sanırım. İftara dayanar. Az kaldı. Antep deyince aklına gelen ilk kelime. Mehmet abi bir şey dedi ama senden de. Ya aynısını söylemek istemiyorum. Olsun abi. Yuvalama abi. Allah Allah. Eşkilikte Beyran. Allah saçma. Evet. Şimdi gül gibi hayalhanemi bırakıp Antep yoluna düşüyoruz. Ömer sana farklı bir sorum var. Antep'te bir ünlü bir kelime var. Millet birbirine onu diyor. O ne? Am. Yok o da. O da var ama yorum, bir tane de. Yorum. Hayır yanlış. Rafık. Çok ünlü. Rafık. Aynen Rafık. Rafık ben bildim ben bildim. Rafık ne? Herkes birbirine Rafık diyor. Ha, Ede gibi şeyde. Maraş'ta Ede gibi. İşte burada kardeşim gibi. Anlıyor musun? Çiğ köfte isem mi yapacaksın yoksa? Doğuracağız böyle. Sotu niye alıyoruz abi? Şu köfte için yarım şar kilo paket yiyeceğiz inşallah. Antep'e gelince şu şekil kilo. Vur kilo. Şu bizim bir çiğ köfteli şeyimiz. Allah Allah. Görüyoruz. Anlatmaya gerek yok. Islak bul biber mi abi? Yani şimdi Halis sürüşlü olduğu için kendisi bulacak. Kokuya kokuya buluyoruz. Aynen. Hurma bu hurma. Allah Allah. Bu cennet hurması var ya. Onun kuru kuru arkadaşız yapma. Ben 120 kiloyla başladım. Şu anda 125 kiloyum. Ramazan herkese yaramıyor. Ömer şu an nereye girdik? Abi şu an her şeyin olacağı yere, olduğu yere. Şu an bir efsane yere giriş yaptık. Gerçekten efsane. Bunu hayalhanemde herkes anlatıyor. Yani senede bir defa olan bir şey. Kamerayla. İbrahim abi. Magazinci gibi. Ben de kilo aldım sana yaklaştım gibi ama. Sağ olayım. Bir bakayım kız. Allah Allah. Sen 2 kilo daha alsan. 1,5 saat erken geldik. Gelmişken de bir sürü sürü. Hemen aldık çıktık. Çok. Tam denk getirdim. Çok güzel oldu. Halis gerçekten çok güzel. Ciğeri de çok güzel. Bir de bu isotla denesek. Kulber aldık. O ne o? Zıkkımı kökü mü? Ha psikopat. Yanlış bir adamın karşısına oturdum. Hadi işte uzak oturdum. Bir 5 dakika sonra. 2 hours later diye bir şey vardı. Öyle bir şey vardı. Onu kapatın arayı. Sonra görün burayı. Ondan aç kalma korkusu yaşıyor şu an. Ulan şu an hangisi? Şey yok ha, veresiye veren gibi düşünüyorum. Tam düşündüm de ben de yuvalama dedim abi. Abi 5 kere.
Abi bir de arka arkaya 5 kere dedim yani İbrahim abi der herhalde ama Allah Allah. Yuvalama. Utandım, yuvalama yok mu ya? Nasılsınız abi? Abi buranın ışığı iyi değil diye. Çek dediler, çekiyoruz abi ya. Vallahi biz emir kulu olduk. Ekmeğimize bakıyoruz. Bak gel şurada konuşalım abi seninle. Burada konuşurum. Yemek güzeldi. Yani sunumu beğendim. Genel itibariyle Antep'i seviyoruz zaten. Severek geliyorum. Bu kadar mı? Çok yiyince de insan rahatsız oluyor. Işık yok diye başkan burada konuşuyoruz. Sen şu an korku efekti var sende. Başkan bir şey söyle. Kameradan baksana ya. Allah'ım. Yandan vurursak daha güzel efekt ama. Cehennem mehennem bir başka bir şey almak. Ey kardeşim. Arkadaşlar iftar sofrasından daha yeni kalktık ama şu an sahur programına geldik çünkü burası Antep. O yüzden şimdi de sizlerle birlikte sahur keyfi. Antep nasıl gidiyor? Antep nasıl gidiyor? Antep yemeğiyle gidiyor. İftar yaptık, sahur yapacağız. Bu da iftarla sahur arası bir yemekmiş. Yani insanlar yaşamak için yemiyor, yemek için yaşıyor. Diyeti bozdun abi. Diyet ne? Abo. Hani böyle bir şey karşılığı ödenen paraya mı deniyor diyet diye. Beğenip paylaşıp abone olmayı unutmasın. Duamı tabii ki. Beğenip paylaşıp yorum yapıp abone olmayı unutmuyoruz. Bunu seri söyle şimdi. Beğenip paylaşıp yorum yapıp abone olmayı unutmuyoruz. Şöyle bulayım mı?